Herkese merhaba. 10. Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın ikinci gününde saat 12 oturumunda Niş Yayıncılığın Kültürel Çeşitliliğe Katkısı oturumunda Paraşüt Sayın Eda Doğan Çay ve Sinek 8'den Sayın İrem Çağıl ile birlikteyiz. Öncelikle ben kısa bir giriş yapacağım. Oturumun moderatörü Seçkin ben. Biraz Niş Yayıncılık nedir konuşup biraz konuşmacılarımızı tanıtacağım. Daha sonrasında böyle bir mülakat formundansa sorulardan sohbet açtığımız bir e, oturum yapmak istiyoruz. E, konuşmacılarımız dışında siz değerli e, katılımcılarımız katılımcılarımızla e, bu oturumun son 10 dakikasında bizim sohbetimize sorularınızla yahut yorumlarınızla katılabilirsiniz. E, şimdi niş yayıncılık nedir? E, niş yayıncılık, butik yayıncılık, küçük ölçekli yayıncılık hatta bazen amatör yayıncılık olarak anılan. Aslında bir e, temelde bir temanın etrafına yoğunlaşmış yayıncılık faaliyet diyebiliriz Çünkü küçük ölçek dediğimizde buna ekonomik olarak tanımlamamız gerekiyor e, Bir niş yayıncının e, bir büyük yayıncıdan ekonomik olarak daha geri durumda daha kısıtlı bütçelerle e, daha e, daha mülayim, daha narin işler yaptığı varsayımından kaynaklanıyor O yüzden bunu bir ekonomik ölçekten ziyade e, niş yayıncılığı bir, kültürel çeşitliğe katkı başlığını da gösterdiği gibi aslında belli bir fikir, arzu, eğilim, talep ve e, okuyucusu ile doğrudan bir ilişki üzerinden yapılan yayıncılık faaliyeti olarak e, tanımlayalım. Ama tabii ki bu da tam da bu oturum tarçınlarından e, biri olsun isterim. E, Bugün konuşmacılarımız e, Paraşüt Kitap Eda Doğançay ve Sinek 8 İrem Çağal dedik. E, biri 2018'de Paraşüt kurulmuş bir yayın evi. Sinet 8 2010'lardan beri faaliyet gösteren bir yayın evi. Ee, ben başlangıç olarak kısaca yayın evlerinin hakkımızda metinlerini okuyacağım. Ee, daha sonrasında tam da ilk sorum bu hakkımızdalardan yola çıkarak e, neden bu yayın evini kurma ihtiyacı duydunuz? E, bu fikrin etrafına bir e, hem kültürel hem ekonomik hem emeğin üzerinden bir yatırım yaptığınız olacak e, okuma bölümleri için bir dakikanızı istiyorum. Evet, ee, paraşüt kitap. Bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi. Bu hayalin kurulduğu günle gerçeğe dönüştüğü gün arasında bol kitaplı, bol yazmalı, bol çalışmalı, bol konuşmalı, bol tartışmalı, bol rüyalı yılları arkamızda bıraktık. Ve sonunda hayalimiz olgunlaşıp bir paraşüt şeklini aldı. Bizi gökyüzünde dilediğimizce gezdirip hep güvende hissettiğimiz bu yere getirdi. Paraşüt kitabın temelinde barış, adalet, eşitlik, hoşgörü ve sevgi var. İçinde yaşadığımız dünyayı daha güzel bir haline getirmek için başvurduğumuz yer kitaplar. Çünkü doğaya, hayvanlara ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ve sevgiyi edebiyatla çoğaltabileceğimize inanıyoruz. Ve bu inançla yarattıkları karakterlerle yepyeni dünyaların kapılarını aralayan yerli, yabancı yazarları ve çizerleri aynı çatı altında buluşturuyoruz. Çocuklarla çıkmak istediğimiz bu yolculukta onlar okur, eğlenir, öğrenir ve sorgularken bir yol arkadaşı olarak yanlarında olmak en büyük dileğimiz sonsuz hayallerin kurulduğu bir dünyada yan yana uçabilmek için. Evet bu hakkımızdadan e, fark ettiğiniz gibi Paris Kitap en temelde çocuk yayıncılığı yapıyor. Tabii gelecek için kurgularını henüz bilmiyoruz. E, hızla Sinek 8'in hakkı, hakkımızda ve hikayemizi dinleyin alt başlık metni okuyorum. Hikayemiz yaşadığımız ülkenin bildiğimizden farklı bir yöne doğru hızla değişmekte olduğu ve mevcut bilgi kaynaklarımızın bu karmaşada hayatlarımıza yön vermeye yetmediğini anladığımız noktada başladı bizler için yaşam alanlarımız ve toplum bir arada tutan değerler hızla yozlaşıp tükenirken, bunların sebepleri hakkında düşünmek ve yeni, ve yeni alternatifler üzerine kafa yormak bir kültür ediniminden çok zorunluluk gibiydi. Şu anda raflarımızda duran, web sitemizde de görebileceğimiz tüm kitaplarımız işte bu yaşama ve okuma süreçlerinde şekillendi. Son 20 yılda deneyimlediğimiz birçok sorun hem kendimizle hem de çevremizde olan bağlardaki kopukluğu işaret ediyordu. Yaşamı ve etrafındaki tüm örüntüleri var eden doğa, bu noktada bizim için bir kerteriz noktası oldu. Ve bu anlayışla yazılmış kitaplardaki bilgilerin yayılması için çalışmaya başladık. Yayın listemiz doğum ve gıda politikalarından feminizme, alternatif eğitimden doğal yapılara geniş bir alanı ele alıyor. Her bir kitap bir diğeriyle bağlantılı ama siz herhangi birinden başlayabilirsiniz. Umarız içlerindeki aktarılanlar size yeni yollar açar. Şimdiden iyi okumalar dileriz. E, bu oturum boyunca bir daha bu kadar uzun konuşmayacağım e, konuşmacılarımıza hoş geldiniz diyorum. E, bir konuşma sıramız yok. E, hanginiz daha hanginiz başlamak isterseniz isterseniz e, programımızdaki listeyle yapabiliriz. Eda Hanım'dan başlayabiliriz. E, niş yayıncılığın kültürel çeşitliliğe katkısı ilk sorumuz. Paraşüt kitap nasıl başladı? Hangi eğilim? Hangi talep? Hangi arzu? Büyük yayıncılıktaki hangi eksiklik e, bize paraşüt kitap gibi bir çocuk yayın evini şimdilik belki e, armağan etti? E, şöyle aslında e, böyle biraz yani çok da çok da olmadı gerçi ama dört e, dört yıl önce e, e, ortağımla beraber Özge Akkayo'da biz iki kişi e, iki ortak olarak kurduk bu yayın evini. Ee, ve daha önce e, farklı işlerde çalışıyorduk. Ben e, yayını, yine yayıncılık sektöründeydim, editör olarak çalışıyordum, kolektif kitapta. E, Özge de e, National Geographic'te çalışıyordu ve biz aslında üniversiteden arkadaşız, e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, ve aynı evde yaşıyorduk, ev arkadaşıydık. E, ve ikimizin de e, ortak bir e, aslında ilgi alanı vardı, o da çocuk kitaplarıydı. Çünkü çocuk kitaplarından çok şey öğrenebiliyorduk ve aynı zamanda çocuk kitaplarının grafik kısmı da bizim çok ilgimizi çekiyordu, estetik kısmı da. O yüzden ikimiz de aslında buna ilgiliydik. Şu anda aslında bu yükselen de bir şey. Hani yetişkinlerin çocuk kitabına merak salması. Biz o zamanlardan başlamıştık aslında buna. Ama bu böyle bir Tatlı bir zevk olarak, hobi olarak devam eden bir şeydi. Daha sonrasında biz de ikimiz de işlerimizden böyle yavaş yavaş bunalmaya başlamıştık. Ve dedik ki biz neden kendi yayın evimizi kurmuyoruz? Aslında gerçekten bu kadar bir anda çıkan bir fikirdi. Sonrasında ben, benim de şöyle bir arka planım var aslında. Ben siyaset bilimi okudum üniversitede. Daha sonrasında da çocuklar için felsefe eğitimi aldım. Ve çocuklar için felsefe eğitimi bambaşka bir pencere açtı benim önümde. Ya yani aslında kendimiz de çocuk okumayı seçerken tabii ki böyle bir felsefi meselelerin etrafında dönen çocuk kitaplarını çok seviyorduk Özge'yle. Ama bunu bu şekilde yayın yayın dünyasını adapte edebileceğimizi düşünmüyorduk. Hani bu kavramları kullanarak çocuklar için felsefe kavramını kullanarak. Bu eğitimden sonra da çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirilmesinin erken yaşta ne kadar önemli olduğunu ve buna odaklanan bir yayın evinin de çok aslında ihtiyaç duyulduğunu düşündük. Başka yayın evlerinden Tabii ki bu yönde kitaplar yayınlanıyordu ama buna odaklanan bir bir yayın evinin yayın evine ihtiyaç olduğunu düşündük açıkçası ee, ve hedefimiz de hep e, yayınladığımız kitaplarda hep e, çocukların e, bu eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek felsefi bir soru etrafında e, dönen bu bazen direkt bazen indirekt e, şekilde e, bu sorunun sorulduğu e, daha çok sorunun cevabını değil aradığımız soru yani, e, ya da bir değerlerin aktarımı e, şeklinde değil. Ee, çocukların öğrenmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüz şeylerin öğretilmesi değil, onların aslında sorular sorarak kendi doğrularını kendilerinin bulmasının e, önemli olduğunu düşündük. E, ve bu yüzden de e, Paraşüt kitabı kurduk. Evet. E, sunuştaki bir tema etrafında dönmek ve okurdan talep e, talebi olan e, yayın evleridir, niş yayıncıların aslında bir örneğini dinlemiş olduk. Eee İrem Hanım'a döneceğim. Sinek 8 e, zaten hakkımızda metninden de gördüğünüz gibi aslında bir permakültür yayıncılığıyla başlayıp dertleri çok daha büyük yani doğayı kerterize almaktan başladığımız için tabii ki e, e, gıda hakkından e, feminizme tabii ki e, küçük üreticilerden e, ekolojik yaşama kadar geniş bir yelpazeye yayılan bir yayıncılık yapıyor. Sinek 8'de elbette... Çok sevdiğimiz bir yayın evini dinlemek isteriz. Bir arada bizim e, İstos da aynı tarihlerde ilk yayınlarını yaptığı için kaderdaşımız saydığımız e, yayın evlerinden bir diğeri. İstos'a dair de biraz sonra biraz niş yayıncılığı konuşurken bizim tecrübemizi anlatırım. Kusura bakmayın, gene uzattım. İrem Yok, estağfurullah. Ee, sizin de okuduğunuz o hakkımızdaki metninde e, üzerinden geçtiğim gibi aslında Sinek 8'in hikayesi Türkiye'nin e, hikayesiyle çok e, e, ilintili bir hikaye, e, bir yandan da çok kişisel bir hikaye çünkü e, Snack 8'i kurdum bundan e, işte 15 sene önce benim kişisel gelişimimle işte hayata dair sorduğum sorularla çok ilintili e, bir yanı var ama sadece e, ben değil o sırada son 20 sene içinde Türkiye'de neler olup bittiği de olaya çok etki ediyor İkisinin bir karması aslında Sinek 8. Şimdi bunu Açmam gerekirse, ben neden böyle bir yayın evi kurmak istedim ve bu kitaplar hangi dertlerimize çare olur diye düşündüm gibi açabiliriz. Şimdi ben 20 sene kadar önce İstanbul'da mimarlık yapan, mimarlık görsel tasarım, grafik konularında eğitim almış, şehirde yaşayacağını varsayan, ve Türkiye'nin eğitimli orta sınıfına ait bir genç insandım. Fakat 20 sene önce bu beni oluşturan yaklaşık işte ne diyelim 80 yıllık Türkiye'nin süreci farklı bir yere doğru evrilmeye başladı. Yani bana ben küçükken çizilen yolun benim bundan sonraki hayatımda pek takip edebileceğim bir yol olmadığına dair belirtiler ee, çok e, önüme çıkmaya başladı. Bunlar neydi? Bir e, işte şehirde artık yaşayamıyoruz. Şehirler e, eğitimli e, ve işte seküler orta üst sınıflar için e, onların e, katkıda bulunabileceği, topluma katkıda bulunabileceği eğitimleriyle aldıkları, e, bildikleri şeylerle katkıda bulunabilecekleri yerler olmaktan çıkıyorlar idi. E, onun dışında. E, bir ekonomiyle, e, ekonomiye katkıda bulunarak, dolayısıyla ondan da hayatımıza e, katkılar olmasını bekleyerek e, e, vatandaşlığını yaptığımız ülkede e, hayatımıza bir e, fayda sağlayan e, geri dönüşlerin olmadığını fark ettim. Yani bunu daha basit bir şekilde söylersem, şehirde ki temel ihtiyaçlarımızın insan olarak o şehri var eden tüketimleriyle, ürettikleriyle var eden insanlar olarak bizim de ihtiyaçlarımızı şehrin bize vermediğini fark ettim. İşte yeşil alanlar, kamusal alanlar işte temiz gıdaya erişim, temiz suya erişim, işte yaşlılara yönelik ihtiyaçlar, çocuklar gibi aslında o şehri Nüfusunu oluşturan birçok insana şehrin itibar etmediğini fark ettim. Bu tabii ki şehre ait bir sorun değildi, Türkiye'deki şehirlere ait e, sorunlardı e, ve bunlar hakkında düşünmeye, birlikte düşünmeye ihtiyaç olduğunu e, gözlemledim. Kendim bu konular hakkında detaylı okumalar yapıyordum. E, mimar olmama rağmen e, aslında benim kimliğimi oluşturan şey mimarlık değil, çok küçük yaşlardan beri iyi bir okur olmaktı. Dolayısıyla bir yandan işte ofislerde çizimler yaparken bir yandan da alternatif kitaplar üzerine, yayınlar üzerine detaylı okumalar yapıyordum. Bunun bana açtığı kapıları gördükçe de bunun diğer insanlara da fayda sağlayabileceğini fark ettim ve bir yayın evi kurmaya karar verdim. Çünkü bizden önceki konuşmacının da söylediği gibi biz yazarak aslında düşünen aynı zamanda insanlarız. Yazı ifade etme, düşüncelerimizi şekillendiren çok önemli bir araç. Dolayısıyla çok kafamdaki bu soruları okurla birlikte düşünebilmek için bir yayın evi kurdum, Snek 8'i kurdum. Ve işte 10 sene geçti, <laughs> 15 sene geçti. Ya aslında sohbetin çok daha ilerisinde bu soruyu yöneltmek istiyordum ama şimdi iki anlatıdan da eee bir ortak e, tema çıktı ki birazcık e, kendi okurunu yaratmak dışında kendi okurunu da dönüştürmek meselesi. Hani e, şehre olan eleştiri ve e, şehirden en azından e, bizdeki şehirlerden nasıl çıkarız ya da çocuk felsefesini e, nasıl anlatırız? E, buradan nasıl bir yayın programı yaparız sorusunda da. E, o yüzden bir tür şeyi konuşmak istiyorum. Eee daha sonra e, şeye kafamızdaki listeye belki döneriz. Ya sanıyorum iş yayıncılıktaki çok kritik bir e, fark e, doğrudan okuruna ulaşma ve okuruyla birlikte e, düşünme ve değiştirme e, ihtiyacı. Yani işte Sinek 8'in dükkanı da böyle bir şey. E, Paraşüt kitabın e, mektup projesi de sanıyorum böyle bir şey bahsetmediniz ama e, biliyorum. E, bunun etrafında biraz konuşabilir miyiz? Yani bizim e, bizim gibi işleyicilerin e, okuru aslında e, herhangi bir işte büyük yayıneviyle kurduğu ilişkiden başka bir ilişki kuruyor sanıyorum ve kitabı da aşan belki bir birlikte bir hayat e, sürme ya da içinde sürdüğümüz hayatı bir dönüştürme e, arzusunda eğiliminde olan bu talebinin e, köşe taşlarını ya da e, işte yol taşlarını ya da şehirleşmeyelim bu kadar yollar yapmayalım dersek, minik patikalarını ormanın içindeki birlikte kurmak isteyen e, okurlar. E, dükkanda mesela talep aşağıdan mı geldi? E, siz sanıyorum böyle bir talep var diye düşünüp, e, kitapların yanına farklı ürünleri de koyarak e, böyle bir web sitesi ve fiziksel mekana döndünüz İrem Hanım. Sen tamam, bana soruyorsun. Evet yani ortaya soruyorum. Şu anda Söyle. ürünleri gördüğüm için önce size sordum. <laughs> Sonra projesini de konuşalım isterim. Tamam. E, şu, şu anda ben da, Dalyan'da da. Dalyan'ın merkezinde e, merkez meydanına bakan e, tarihi bir yapının içindeyim. Burası Sinek 8'in e, binası. Bir senedir yaklaşık e, bir e, mekanımız var. Çalışabileceğimiz, e, aynı zamanda insanlarla buluşabileceğimiz bir mekanımız var. Bu ihtiyaç nereden doğdu? E, küçük bir yerde yaşıyorum. Çok küçük bir yerde ee, ve e, burada e, bu tip alanlar yok yani şehirdeki gibi güzel kafeler işte çalışma alanları kültürel alanlar e, toplaşma alanları hiç yok e, ve ben kişisel olarak bunun ihtiyacını duydum o yüzden e, böyle bir e, böyle bir alana e, ulaşmaya çalıştım o yüzden bir çaba gösterdim. E, i̇kincisi e, ve bence niş yayıncılıkla ilgili en önemli kısmı atladığımız. Biz bu kitapları, sadece bu kitapları satarak hayatta kalamıyoruz aslında. Çünkü şeye baktım, ben Sinek 8'i kurduğumda bir kitabın maliyeti neymiş? Kaç tane bağımsız kitap varmış ve bizim üretim ve dağıtım süreçlerimiz nasılmış'a baktım. Bir süredir buna bakıyorum çünkü ciddi bir biçimde ee, işin ekonomik döngüsünü e, yeniden gözden geçiriyorum. Ee, şu anda bu maliyetler 18 katına çıkmış olmasına rağmen e, bize 18 kat bir girdi olmadığı için biz sürekli zarar ettiğimiz bir sürecin içinde bulunuyoruz. Şimdi e, burada gördüğünüz bir takım ürünler mesela şurada işte bal var ne bileyim burada işte bir çanta var, görmediğiniz işte başka ürünler var filan. Bunlar e, kitap satabilmeye devam etmek için e, sisteme dahil ettiğim benim e, girdiler. Yani başka bir şeyleri satıyoruz ki kitap basabilelim. Ama bence bu artık e, mantıklı olma sınırını aşmak aştı. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, <laughs> Yani niş yayıncılık demek bu olmamalı bence. Niş yayıncılık en başta sizin söylediğiniz gibi işte e, büyük yayın evlerinin belki gözden kaçırdığı, o hızlı döngülerin içinde gözden kaçırdığı e, çok kıymetli, e, pırıltı içeren kitapları keşfetmek olmalı. İşte okuruyla daha doğrudan ilişki kurmak demek olmalı. İşte editörün, yayın yönetmeninin ya da işte yazarın daha e, e, bir ticari faaliyetten çok işin, kendisiyle ilgili bir şeyi e, yapabildiği, buna böyle bunun yavaşlığına ya da bunun özüne dair daha çok e, şeyin içinde bulundurduğu bir e, bir iş olmalı. Ama Yava, acaba... yavaşlık sanıyorum kritik ke şeylerden kelimelerden biri. Yani evet. bizim endüstri koşturması e, tarafından belirlendiğimizde zaten niş kimliğini yitiriyor sanıyoruz bu e, küçük e, tamam. ölçekli Tabii Endüstrinin e, benzetimizi kitap üretmesi gerek. Hani bizim ben kendi işimin patronu olduğum için kimse bana şu kadar sayıda kitap yap demiyor ya da Eda Hanım'a ya da size. Bunu siz belirleyebiliyorsunuz. Fakat bu özgürlük, bu rahatlık bize bizim aslında özgür ya da rahat olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz aslında kitap basamayacak durumda olan, ekonomik olarak bunu yapamayacak durumda olan ama ısrarla bunu yapmak için her şeyini varını yoğunu ortaya koyan bir takım insanlarız. Yani Tabii. bu, bu niş diş gibi değil niş dediğimiz zaman bu butik hani butik otellerde ne var bunu böyle küçük tutabilecek ve bunu böyle çok özenli yapabilecek bir birikim var ekonomik birikim var dolayısıyla iş olabiliyorlar bizde böyle bir şey yok yani ne bir birikim var ne bir maddiyat var hiçbir şey yok biz sürekli bunun için çeşitli yöntemler bularak kitap üretmeye çalışıyoruz ee, yani hakikaten bunu iki senedir düşünüyorum. Ben bunu neden yapıyorum? ya yani Neden yapmaya başladım on sene önce ve neden bu kadar zorlaşmasına rağmen hala devam ettirmeye çalışıyorum? Ee, <laughs> Sohbetimizin aslında yani bu ikinci bölümü işte kültürel çeşitliliğe katkısı bölümünde aslında çok büyük bir bütün bir Türkiye işte ne deniyor bize? Amatör yayıncılığı diye de aşağılan yani kenara koyulan neyse. E, ağlama seyhiğini se se yapmayalım. E, bölümünde çok ciddi bir sürdürülebilirlik krizi yaşadığımız aşikar. Yani e, bu sohbete devam edeceğiz, bu konuların üzerinden de geçeceğiz. E, katılımcılarımız için bir ara şey spot olsun. Aslında niş yayıncılık büyük bir e, kriz içinde. Yani hem pandemi, hem e, global kağıt krizi, hem mevcut e, Türk lirasının e, yabancı para birimleri karşısındaki zayıflığı itibarıyla. E, bu krizi de aslında niş yayın evleri e, kendi çabalarıyla e, işte ürünlerinin yanına ürün ekleyerek ya da şimdi e, Eda Hanım'la konuşacağımız paraşüt mektup projesi gibi okurlarıyla doğrudan ilişkiler, ilişki biçimlerini arttırmaya çalışıyor. ki onun sonrasında da e, belki ben biraz bizim kitapçı kafe e, tecrübemiz e, kapanmak zorunda kalan ve bir eğilim olarak bunun artması e, İstanbul'da yaşayanlar. Ee, özellikle fark etmiştir hani e, yayın evlerine daha böyle e, doğrudan kendi satış noktaları gibi bir e, eğilim bir belki de son hamle son bir hayatta kalma hamlesi olarak e, başladığını düşünüyorum ben gene uzattım e, Eda Hanım sizde durumlar nasıl okur nerede nasıl ulaşıyoruz onlara? onlara? Ee, şöyle İrem Hanım'ın söylediği e, şeyden de devam ederek hani neden bunu yaptığımı sorguluyorum e, dedi. Hani belki bizim biraz daha az bir süre oldu. Dört yıl oldu ama e, hani biz de kısa süre içerisinde bu e, şeye ulaştık ve hani Özge ile ikimizin e, mutabık kaldığı şey şu. Artık hani bunu mantıksal bir şeyle açıklamanın pek bir e, şeyi yok yani hani mümkünatı yok. E, o yüzden bir tür e, e, deliliğe varan bir inat e, gibi yorumluyorum ben artık hani yaptığımız şeyi ve hani verdiğimiz mücadeleyi ve herhalde keyif alıyoruz bundan diye düşünüyorum. Bu delilikten keyif alıyoruz ve buna devam ediyoruz ve hani biz Özge ile başka işlerde tabii ki yapıyoruz aynı zamanda yayın evinin yanı sıra freelance olarak hani ekonomik şeyi öyle sağlamaya çalışıyoruz diyeyim. Ee, ama bunun yanı sıra hani aslında en büyük hayalimiz e, yayın ile beraber e, ilerleyebilmek. Yani başka e, işlerde yapmadan e, yayın evinin kendi kendini e, devam ettirmesi, bizi de e, şey yapması, karşılaması diyeyim. E, çalışanların da karşılaması. E, o yüzden e, bir e, proje geliştirdik biz bu yıl. E, bu ekonomik durumun da sonucu olarak. E, aslında hem ekonomik sebeplerle geliştirdik bu projeyi hem de... E, bir, yani romantik de bir e, şeyi vardı yanında aslında sebebi de vardı. E, bu kağıt e, fiyatlarının artması e, ve aslında kağıdın bulunamaması noktasına gelindiği e, zamanlarda e, biz e, yine hani Özge ile e, klasik arkadaş buluşmalarımızın birinde arkadaş slash, e, par, e, şey e, ortak e, dedik ki, hani mektup mektup mu göndersek çocuklara acaba... ...gibi böyle hani konuşurken aramızda... ...çünkü hem mektup unutulan bir değer... ...hem kitaptan farklı... ...artık hani çocuklar da biraz... ...hani kitaba karşı mesafeli... ...de yaklaşıyor olabiliyorlar... ...hem okulun... ...hani bastırması hem ailelerin... ...tabii ki yani bastırsınlar bu güzel bir şey... ...ama bir yandan da hani... ...özellikle çocuk kitapları kısmında... ...onların inisiyatifi çokça belirleyici oluyor onların seçtiği kitaplar hani çocukların Hani o noktada bir seçim e, şansı da çok olamıyor e, böyle çocuklara doğrudan e, ulaşabileceğimiz e, Aslında bir kitap okuma e, kitap kadar hani metinin olduğu bir kitap okuma zevki verecek ama bir e, mektup arkadaşından e, gelerek e, bunu okuması Fikri çok hoşumuza gitti bizim Çünkü daha önce hani hepimizin vardır e, mektup arkadaşlarımız vardı geçmişte de. Bunu biraz bu döneme nasıl uyarlayabiliriz? Çok karşı çıkanlar da oldu. Hani artık dijital bir çağdayız. Hani Çocuklar mektup almanın heyecanını sizce sizin kadar yaşayabilecekler mi diye. Ama biz bir şekilde bu, bu ön yargının kırılabileceğini de düşündük. Ve de Paraşüt Mektup diye bir proje geliştirdik. Bu projeyle her ay çocuklara bir mektup gönderiyoruz. Mektubun ana karakteri Didem diye bir karakter okul arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle beraber Türkiye'yi geziyor. Ve her ay gezdiği, gördüğü bir şehirden mektup yazıyor. Tabii bu mektupların asıl yazarı bir çocuk kitapları yazarı olan Zeynep Alpaslan. Mektupla beraber bir de kartpostal çıkıyor içinden. Onun da illüstrasyonunu ilustras Öznur Kaplan yapıyor. Böyle bir e, kolektif bir proje aslında bu e, ve de her ay çocuklara bir e, mektup gönderiyoruz. Bunun e, hani avantajları ne oluyor? Bir hani mali avantajından bahsedeyim hani e, hem bu nişayıncılığın yaşadığı zorluklar ve ürettiği yaratıcı çözümler e, başlığı altında. E, bu aslında print on demand sağlıyor. Biz... E, bu mektupları abonelik sistemiyle e, çalıştırıyoruz yani web sitemize e, geliniyor ve e, 12 ay boyunca bir yıllık bir abonelik sistemi ne e, olunmuş olunuyor. E, ve de buradan biz aslında talebi önceden görmüş oluyoruz bu bize hani zaten e, ürünün ödemesi öncesinde yapılmış oluyor biz daha baskıya girmeden e, böylece e, mali açıdan çok büyük bir tabii ki kolaylık sağlıyor iki e, kağıt yok <laughs> e, kağıt olmadığı için az kağıt e, e, kullanmış oluyoruz e, ve de e, bir kitap bir kitapta anlatılanlar kadar da hatta ben bazen daha da dolu dolu bir e, aslında Didem'in başından geçen yine e, bizim her zaman tutunduğumuz o e, felsefi soruları da içinde barındırarak yani yolda olmak ne demektir e, anı, anıları yaşatmak ne demektir gibi hani farklı farklı soruların da içinde olduğu mektupları okuma e, şansı buluyorlar. E, öyle şimdiye kadar iyi gidiyor gibi ama yine tabii küçük yayıncılığın belki sonra yine küçük yayıncılığın sorunlarına değinirken e, kendini duyurma, hani yine okuruna, okuruna ulaşma e, zorlukları bizim için hala devam ediyor. E, hani projemizi çok sevmiş olsak bile. <laughs> ya sanıyorum işte hep e, dönüp dönüp yaptığımız her şey e, delilikten keyif alma, <laughs> Ee, bir yana ya da yaşadığımız böyle hiç ekonomik terimlerle şey yapalım sürdürülebilirlik krizi mi e, de kenara koyalım e, bir sorunun etrafında dolanıyor yayıncılar birliğinden de e, tam olarak aynı soru üçümüze de gelmiş. Yayınladığınız kitaplar hedeflediğiniz okura ulaşıyor mu? E, kitapçılar internet fuar kitapçıları ve fuarlar hakkındaki tavrınız nedir diye bir e, üçümüze bir soru var. Ben bir de e, sizin sohbetinizdeki ...küçük print on demand sorusunu da buraya ekliyorum... Ee, ...acaba yayıncılık taktiklerimizi de... E, ...taktiklerimiz üzerine de yani... E, ...Mass Publication'dan... ...print on demand'e ya da... E, ...mektup projesinde olduğu gibi... E, ...aslında tefrika şeklinde bir... E, ...kitabı birlikte... E, ...daha geniş bir kitleyle parça parça paylaşma gibi... ...neyse evet. sorumuz şuydu... ...yayınladığımız kitaplar hedeflediğimiz okura ulaşıyor mu... Kitapçılar, internet kitapçıları ve fuarlar hakkındaki tavırlarımız nelerdir? Ben başlayayım bu sefer değil mi? <laughs> bu arada e, girişte e, tabii kendimizden bahsetmedik. Belki kataloğu görmüşsünüzdür orada zaten özgeçmişler e, vardı diye. E, ben de bir e, azınlık yayın evi diye anılan e, İstos Yayın e, isimli İstanbul'un tek e, Rum yayın evi. Türkiye'nin aslında e, yarım kalmış bir yayın geleneğini yeniden canlandırmak şiarıyla 10 sene önce kurulmuş İstos'un kurucularından ve editörlerinden biriyim. E, biz de aslında tüm bu niş yayıncılık e, tabirine uyuyoruz. Çünkü biz de en temelde e, Türkçe-Yunanca arasında aracı olmadan e, çeviri faaliyeti yapmak ve İstanbul'da hala hazırda, Türkiye'de hala hazırda Yunanca, Rumca... E, ...üretilmiş kitapları e, ve bu husus etrafında üretilmiş kitapları okurla buluşturmak gibi bir e, butik, tematik e, yayıncılığımız var. E, bu soruya sırayla gidersem hedeflediğimiz okura ulaşıyor mu? Ben burada bir şey sormak istiyorum. Yani Hedef... ben tam esber <laughs> esvermişken hedeflediğimiz okur kim? O yüzden onu düşün düşünüyordum ben. Yani bence. hedeflediğimiz okura ulaşmak sonuçta bir rakam. Yani hedeflediğimiz okurun kim olduğu konusu devreden çıktığı zaman atıyorum bu bir sayı olduğu zaman o sayıya ulaşmak şey bir şey yani ulaşılabilir bir şey. o başka bir konu bence sanki. O rakam Bunu sanıyorum. Ama, tam evet, tam Lütfen. Okurun kim olduğu kısmı devreden çıktığı zaman zaten konu, soru da başka bir yere kayıyormuş gibi geliyor. Mesela sizin okurunuz azınlık yayın olmanızdan kaynaklı olarak daha belli, daha sınırları sanki tanımı daha belli olabilirmiş gibi geliyor bana. İşte Eda Hanım çocuklara hitap ediyor mesela. Bizim okur kitlemizde mesela 15 senelik bir süreçte varsaydığım okur kitlesinin varsaydığım noktada olmadığını ben fark ettim mesela. Çok değişen çok, bir şey. Çok aynı şeyi konuşmak istiyordum. Sanıyorum bir taraftan da işte büyük yayıncılığın hadi şöyle düşünelim işte niş yayın evleri, büyük yayın evlerinin gruplarının belki bir dizisi hani işte siz Türkçe edebiyatsınız. O inceleme, araştırma gibi de düşünebiliriz ama sanıyorum bizde şu sistem işlemiyor. Evet bu kitap 25-35 arası kadın okur. Hani hedef kitlesinde. işte oradaki okur sayısı 60 bin. A, fakir rakamlar veriyorum. İşte bu 60 binin 10 binine biz bu kitabı okura, okutabilirsek işte kitabın kendi şeyinde e, akışın... E, kendi dosyasında evet bu kitap kar etmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur, ulaşabilmişizdir, ulaşamamışızdır. Sanıyorum ama bizim durumumuzda şey de var. Biz zaten okur kitlesini, e, okur kitlesinde bir derdimiz olduğu, okurla aslında bir e, derdi, fikri, eğilimi, arzuyu, talebi paylaştığımız için o kitleyi de e, harmanlamaya, genişletmeye çalışıyoruz. E, yani e, o yüzden İstos'tan çıkmış bir kitap, evet bu sadece işte ee, işte azınlık meseleleriyle ilgilen akademisyenler alacaktan ziyade sanıyorum bizim hep arzumuzda şey var. Hayır ya bu konuyu hiç bilmeyen biriyle bu kitaba keşke denk gelse. Bir yerden bunu yakalasak da e, bir şekilde timeline'ına düşse, alışveriş sepetine girse, rafta görebilse de ki rafta gör, kitaplarımızın görünmemesi meselesi de başka bir soru olarak devam eder. E, Bizde bu okurla paylaşıma ya e, bak bildiklerin dışında bilmediklerin var ya da e, ya da doğada başka bir hayat var ya da işte e, gıda güvenliğinde şöyle bir sorunumuz var e, gibi meseleleri bu okurla paylaşabilsek gibi bir e, derdimiz de olduğu için bu sanıyorum e, hedeflediğimiz okur sorusunu biz kolay yanıtlayamıyoruz. Birazcık daha e, el yordamıyla evet şurada bir okur var galiba bu kesin diyeceğimiz bir e, sisteme Sence... sistem ee... daha uyuyor bilmiyorum. Ee, Bence sonuçta son bu o gibi ele aldığımızda, yani bizim bin tane ürünümüz var, bin tane ürünümüzü sattığımız zaman bu ticaret oluyor mu? Gibi ele aldığımızda bu her zaman oldurulabilir bir şey. Ama konu bu değil. Konu bizim e, muhatap kapettiğimiz insanlarla bir diyalog içinde olmaya ihtiyaç duymamız. Yani biz bir evet, ürün evet, satmak evet. işi yapmıyoruz. Yani şuradaki üç kişi de aslında işte atıyorum bir tane ip üretip bunu satmıyor. Yani bu ürettiği şey aslında onun e, iletişime geçmek istediği insanlarla e, iletişime geçebilmesi için bir araç. Biz iletişime geçmek istiyoruz. Birlikte düşünmek, konuşmak ve e, bir topluluk e, olabilmek istiyoruz. Çünkü e, Türkiye'de hissettiğimiz bu kimliksizleşme e, ya da e, kendi kimliğini bir şekilde, kendi var eden kültürel kimliği ortaya koymak giderek daha önemli bir mesele haline geliyor e, bazı insanlar için. Kitap yayınlamak da bence bununla ilgili bir mesele. Dolayısıyla biz her zaman belli bir işte eğitimi olan, belli bir becerisi olan insanlar olarak bin tane bir şey satabiliriz. O okura da ulaşabiliriz yani işte ulaşacağımız okula ulaşabiliyor muyuz? Ulaşırız yani. Ama ulaştıktan sonra ne oluyor? Bu bizi nereye götürüyor? Yani ben 15 senedir bir okula uğraşıyorum, binlerce kitap bastım. İşte e, bu konu 15 sene önceki meseleden başka bir yere geldi. Bunun işte de, dönüşümünü, değişimini izledim. Yani 15 sene önce bunu insanlar ne olarak ele alıyordu ve sonunda ne oldu? Yani biz şehirden çıktık, işte kırsala yerleştik. Ne oldu? Kırsalda ne oluyormuş? Hani bunların hepsine e, fikir üretmeme e, bir vesile oluyordu benim kitaplar bir yandan da e, yeni keşfettiğim bir konu olarak e, benim aslında daha önce kaybettiğim e, bir topluluğu hayali olarak da olsa yani işte okurlar üzerinden de olsa e, yaratma sürecimmiş yayın evi sahibi olmak. Yani ben bir topluluğun bir parçası olmaya ihtiyaç duyan bir insanım. Çünkü e, kendi kentsel hikayemde aslında topluluğu kaybetmiş olmak var ve yeniden bir topluluğa ait olmak istiyorum. Ortak değerlere aşağı yukarı paylaştığım e, ve bu kitaplarda e, bu kitapları okuyan insanlar üzerinden bana o topluluk e, fikrini hissettiriyor. Ortak De referansları referanslara sahip oluyorsunuz en azından bir konu evet, yani e, e, etrafında. Delilik dediğimiz şey aslında çok manevi bir tarafı var yani bizim manevi bir ihtiyacımıza oturan bir tarafı var. Fakat o Burada bir parantez açmak istiyorum. Yani her işte manevi boşluğu dolduran ilişki bir şekilde karşılıklı olmalı. Yani toksik ilişki dediğimiz şey ne? Biz veriyoruz ve almıyoruz. Veriyoruz, almıyoruz. Ama karşılıklılık diye bir durum var. Responsif olan şeyler. Niş yerine ee, bir dağıtımcı ilişkisi bu. Veriyoruz, almıyoruz. Veriyoruz, almıyoruz. almıyoruz. Veriyoruz ama bu <laughs> toksik bir ilişki. Yani toksik. öğreniyoruz ki artık biz toksik ilişkilerimizi bırakmalıyız. Yani bu sağlıklı <laughs> değil yani ve ilişkiler sağlıksız olmak zorunda olan şeyler değil, bizi mutlu etmesi gereken şeyler. Yani işlerimizin bizi mutlu ediyor, ekonomik olarak destekliyor ve bize bir şey veriyor olması lazım. yani Tam tam burada e, İbre'yi maneviden maddiye kıracağım birazcık, kusura bakmayın. E, bu etrafa e, şeyle mesela dönmek istiyorum. E, 15 yıl önce olmayan kitapları çevirmek zorundaydık ya da çocuk e, yayıncılığında ee, bir pedagogik e, eksik bir felsefi tartışma eksiği vardı onu doldurmak zorundaydık ee, ama doldurduğumuz e, alan yaptığımız yayın bir süre sonra e, karşılığını bulduğunda e, büyük yayınevlerin listelerini de e, tam da bizim yapmaya çalıştığımız kitaplar bir anda kendilerine yer buluyorlar çünkü piyasaya baktığımızda hani e, bizim satmayı başardığımız e, bir başlık bir anda e, bizim okurumuzda bir potansiyel olduğunu görüp e, bir büyük yayınevi listesine listesinde kendine yer bulup hatta başlı başlı dizde olabiliyor ya döneceğim ama şu soruyu devamla, devam, tamamlamak için şey yapmak istiyorum. E, rafta kendinize yer bulabiliyor musunuz? E, kaç hafta kitabınız durabiliyor? Dağıtımcılarla ilişkileriniz nasıl? E, biz aslında e, o büyük mekanizma içinde mi satış yapıyoruz e, yoksa az önce konuştuğumuz... Kendi web sitelerimiz, kendi projelerimiz üzerinden mi aslında e, hızlı nakit ihtiyacımızı e, yani genel olarak büyük ihtimal herkes e, yayıncıdır ya da e, yayıncılığa ilgisi vardır bu e, oturumu katılımcılarının. E, yani alt ay vadeli sistemler ve işte kağıt krizi, vadesiz matbaalar, vadesiz kağıtlar vesaire. E, sanıyorum bizim gibi e, birazcık gündelik yaşayan ne yazık ki yayın evlerini, yayın evlerine çok ciddi bir ee, şey sorunuyla geri döndü yani e, biz bugün piyasaya verdiğimiz kitabın e, ne sattı vesairesiyle e, 6 ay sonra kasamıza giren parayla yeniden kitap üretemiyoruz sevgili konuklar arkadaşlar. Hani e, bizim aslında bir büyük bir çok güzel yayın programlarımız olsa da bir üretememe krizi e, sürekli kapımızı çalıyor ya da üretmek için e, başka başka ödünler vermek zorundayız. Yine çok uzattım. Evet, kitaplarımız, e, Büyük Yayın Evlerinin kitapları yanında piyasaya girebiliyor mu sevgili arkadaşlar? Eda Hanım siz başlayın. Olur, <laughs> çünkü sanırım e, siz zaten bunu, bunun dışında olarak konuşacaksınız güzel bir şekilde. E, hani biz maalesef bu çarkın içindeyiz e, öncelikle. Yani e, özellikle ilk kurulduğumuz zamanlarda e, daha çok benim... E, rafta olmakla ilgili bir takıntım e, vardı. Yani rafta olmalıyız, görünür olmalıyız. Başka türlü nasıl görünür olacağız vesaire. Bu benim için büyük bir stres kaynağıydı. Dağıtımcılarla ilişki kurmaya çalışıyordum. Tabii ki yani başka bir e, yani Özge ve benden başka e, görsel tasarımcımız dışında bir e, satış e, sorumlusu e, arkadaşımız da olmadığı için e, bunu tamamen e, kendi e, kendi olanaklarımızla işte kitapçılara gitmek, orada var mı bakmak olmadığını görünce üzülmek falan gibi böyle bir bir yıl geçti. Ee, ondan sonra e, de, de, bir yerden sonra ben de ipler koptu ve bunu hiç umursamamaya başladım. Yani e, ben bunu dedim, kafaya takmayacağım çünkü kafaya taktığınız noktada çok e, ilerlemek mümkün değil. E, ve tam da bu sıralarda bir, bir buçuk e, yıl, iki yıl sonunda pandemi e, oldu. Ve pandeminin gelmesiyle beraber böyle bir hani her yerin her yer kapandı ve Özge fark ettik ki bizde böyle bir stres düştü yani yok hani çünkü hani rafa girme gibi bir dert yok gibi hani böyle bir rahatladık psikolojik olarak ve sonra bir anda dedik ki hani biz bir çözüm bulmalıyız tabii ki hani o yüzden internet satış kanallarını güçlendirmeliyiz oralarda olduğumuzdan emin olmalıyız ve kendi internet satış kanalımızı daha çok güçlendirmeliyiz diye düşündük. İşte web sitemizi yeniledik. Şu an kendi internet sitemizden de hem bu paraşüt mektubun aboneliğini oradan satışını yapıyoruz. Hem de kitaplarımızın da satışını oradan yapıyoruz. Biraz daha yükselttik onu. Bu, bu bağımsızlığa doğru bir kayış hem bizim psikolojik sağlığımız için daha iyi oldu. Hem de gerçekten geri dönüşü de çok oldu. Yani bu dönemde tabii ki burada şey... Hani e, hem küçük e, kitap evlerinin e, hani büyükle, büyüklerden ziyade hani küçük kitap evlerinin düştüğü e, zor durumu bilerek e, konuşuyorum tabii ki hani onu bir e, unutmuyorum ve unutmayacağız. E, ama hani böyle nişeyin evleri için bu internet satışının e, daha hem kullanılır daha yatkın bir hale gelmesi e, insanların bizim için e, bir avantaja. Dönüşmüştü başlarda ama şimdi ekonomik krizin gelmesiyle beraber hani bir adım atıp tekrar bir adım e, geriye giderek şu anda hani internetten de satış olsa zaten büyük bir krizin ortasındayız. E, soruya tekrar geri dönecek olursam çok uzatmış olabilirim. E, okur'la buluşuyor mu? Buluşturmaya çalışıyoruz. Var, varımızı yoğumuzu ortaya koyup e, ama bu kitap evleri evleriyle değil e, bizim açımızdan e, sosyal medyayı kullanarak. Ve sosyal medyamızın da hareketliliğiyle kendi web sitelerimizi kullanarak başarabiliyoruz. Yani doğrudan e, satış aslında e, bir e, strateji olarak sizde de yerleşmiş durumda. Yani çıkışı evet. çıkışı piyasa mekanizmasının kendi işleyişinden dağıtımcılar, büyük kitap evleri e, ki aslında küçük kitap evleri tam da ki e, çok güzel projeler yapıldı yakın zamanda buna dair. Evet. E, tam da aslında niş yayıncılarla hemen hemen aynı e, sorunları paylaşan e, vitrinler. İrem e, Hanım zaten sizin yanıtınız net sanıyorum. Az önce dükkanı konuşurken de e, misin doğrudan misin doğrudan misin derken, bir bak. E, şimdi on küsür sene içinde e, kitapları ulaştırmakla ilgili bütün çeşitleri Türkiye'de yaşadım. E, i̇lk kurulduğumuzda ilk üç kitabı e, Beyoğlu'nda arkadaşlarımızın e, evlerinin işte odalarına koyup sırtımızda işte kitapçılara taşıyarak geçirmiştik mesela. E, Birebir dağıtımcılık kısmını e, biliyorum, hatırlıyorum. Al, taşı, götür, ver falan işte kitapçıdan doğrudan sipariş al falan. E, sonra e, bir yarışmaya girmiştim ben. Türk Yayıncılar Birliği ve British Council'un denlediği işte Türk Türkiye Genç Yayın Girişimcisi gibi bir yarışma. Bunda birinci seçildikten sonra bunun bir ödülü olarak değil ama o or sırada orada bulunan işte Kenan Bey Kenan Koca Türk'ün işte biz bu kıza yardım edelim şeyiyle dağıtıma girdiğim bir dönem oldu. Yani Punto'nun bizim kitapları dağıttığı bir dönem oldu. Büyük bir dağıtımcıyla çalışmanın işte faydalarını yaşadığım bir dönem oldu. Sonra e, bu dağıtımcılığın e, bedelleri denen kısma geçtiğimiz bir dönem oldu. Bir iki senede onu deneyimledim. Ondan sonra e, şehirden çıkmamla yani e, işte ana merkezden uzaklaşma riskini almamla e, olayların en başa döndüğü bir süreci de yaşadım. Orada da e, dedim ki ben bu dağıtımcılara e, ve bu çok uzun süreli vadelere ve ödemelere e, bel bağlamak yerine olayı küçültüp yeni bir sistem kurayım. Bunun üzerinden de tamamen sadece kitapların bizim web sitesi üzerinden satıldığı e, raf e, kitapçı, dağıtımcı, işte altı aylık vade denen e, kelimelerin bütün zihnimden e, çıktığı <laughs> acayip özgürleştirici bir süreci de yaşadım. E, onun galiba dördüncü senesinde filanız yani Snack 8'in bütün kitapları ürettim. <laughs> Sadece bizim üzerimizden alınabiliyor. Yani sadece bizim web sitemizden alınıyor. Peşin Peki, olarak alınıyor. Pardon, ve Prince, Prince, on Dem Prince on Demand mı yapıyorsunuz? Hmm. yapıyorsunuz? Yoksa gene e, kitlesi üretim yapıp depoda tutup mu satıyorsunuz? Depoda tutuyoruz. Yani burası şu anda kocaman Hayır, bir bin Yani üretim de yani işte bin kopya ürettim, orada duruyor ve işte dağıtıma da çıkmıyor. Benim standan ne olursa mı sipariş üzerinde mi kitabı aynen, e, basıyorsunuz? Aynen, kitapları e, üretiyorum koyuyorum fa. Web sitede <laughs> su açıyorum, sipariş geliyor, siparişleri gönderiyoruz. İşte ve hiçbir şeyde dağıtımcı da yok, başka web sitesinde Hiç yok. Gerçek <laughs> özgürleşme, gerçek özgürleşme hiçbir gerçekten. Fakat bunu da yani bu gayet işleyen bir sistem olabildiğini gördüm. Fakat şu andaki kağıt fiyatlarıyla bence bu yani bütün şeyi sağlamanıza rağmen yani kendi kendini sürdürür. İşte depo, çalışan işte Atıyorum kırsal yaşam alanı falan bütün her şeyi yaptıktan sonra bile e, bence bu kağıt fiyatlarıyla dolar ve euro bu haldeyken bu iş mantıklı değil yani bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet buradan da kocaman başka bir meseleye doğru açabiliriz biraz. Yani dağıtımla e, ilgili bütün sorunları çözsek bile bence bunu sürekli çözebilir halde olduğumuzu ispat etmek gibi bir şey olmamalı yani bu. Yani ben niye sürekli bir çözüm üretiyorum? çünkü ne yazık ki anglik yapmaya karar verdik. Dramatik müzik girerdi. <laughs> <laughs> ya emin yani emin değilim. Yani şu an ben buna emin değilim. Buna bir tane kitap yapmak yerine ben şu kağıt fiyatı şuraya inmeden kağıttaki bu tekerleşme işte birazcık değişmeden kitap basmayacağım demenin daha doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum mesela. Yani yayıncılar olarak yapmamız gereken şeyin her şeye çözüm üretiyoruz. Her türlü şeye rağmen kültür işte şeyini bayrağını taşıyoruz falan demek değil. Ya hayır olmuyor yani. Hani insanın zayıflıklarını kabul etmesi gibi bir şey değil bu. Yani söylemek gibi geliyor bana. Belki de işte şu tür şeyleri de konuşmamız lazım. Hani e Az önce katılımcılar listesine de şöyle bir baktım. Öyle, e, ne kadar kitaplarını satmak için de bu niş yayıncılıkta doğrudanlığın bir de yani çok fazla fuara katılırız. Herhangi bir buluşmada stand açmak isteriz. E, birkaç yayıncı arkadaşımızı orada gördüm yani eminim ki sohbetimizi ah ah diye ya da evet ya diye deniyordur. Belki yani hayatta şeyleri de yapmamız lazım. E, biz niş yayıncılar, küçük yayıncılar hani e, yayınlayamıyoruz ama yayınlamamız lazım. O, ...gelmek istediğim konuya ille geleceğim. Yani çünkü biz aslında bir taraftan şeyi çok belirliyoruz. E, i̇ki, durum çok net gözüküyor. Bir, e, dışarıdaki tecrübemizden de bildiğimiz... ...aslında butik yayın evlerinin, iş yayın evlerinin kurucularının çoğu... E, ...endüstriyel yayıncılıkta editörlükten gelen, e, çevirmenlikten gelen... E, ...oradaki bir eksik itibariyle ya da e, İrem Hanım'ın durumundaki... ...iyi bir okurluktan gelip kendi okumak istediği kitabı... ...Türkçe'de bulamadığı için buna başlayan... Ki burada gene bir sorum daha olacak. Vaktimiz daralıyor Hızlandıracağım bunları. E, es kitaplarımızda bizim telif eser mi çeviri eser mi tartışmamız var. E, ki paraşüt çok iyi örnekler olacak. Sorular da var orada. Sorulardan bazılarını toparlayıp e, aslında bu sohbetlerin içinde e, sunuyorum. Neyse. E, şunu anlıyoruz. E, niş yayıncıların, butik yayıncıların çoğu bir taraftan işte böyle bir endüstriyel yayıncılık. Endüstriyel yayıncılık yapmış e, bir eksiği görmüş. Bunun olması lazım demiş Endüstriyel yayıncılığın boyutları, satış stratejileri, ilgi alanları, sansür-otosansür mekanizmaları buna belki izin Şu Kendi işte deliliğine, delil macerasına başlamış. Burada bir şekilde başarılı olduğu zaman ama çok fazla işte çocuk kitapları örneği soracağım mesela. Bir anda endüstriyel yayıncılık bizim yayın alanımızda yayın yapmaya başlıyor. Çünkü beklenmedik bir şekilde bir... Küçük Yayın Evi'nin kitabı, e, kimsenin yayın listesinde umursamadığı bir kitap. Okur tarafından, okur nezdinde karşılık buluyor. Sosyal medya mekanizmalı olabilir. E, belki zaten niş bir kitlesi var ve bekliyor olabilir. Bir şehir efsanesi dönüşmüş olabilir. E, ikili mekanizma. Evet, niş yayıncılık, endüstriyel yayıncılığı etkiliyor. Ama endüstriyel yayıncılık da niş yayıncılığı bir düzeyde absorbe ediyor mu sizce arkadaşlar? Bence absorbe etsin. Yani <laughs> niye biz e, hem dağıtımı hem yayın evi yönetmeyi her türlü şeyi niye biz yapıyoruz yani? Mesela Penguin'in altında bir sürü küçük e, birim var, değil mi? E, bu da olarak. çok uzun çok uzun zamandır tartışmamız ama burada şey yani, sorusunu ne yapacağız? Yani yayınlama yayın özgürlüğü, e, sansür, e, pardon. Yani yayınevini mali olarak mümkün kılmak ve yayın evini bir şirket olarak yönetmek o bir iş. Ve bu ne kadar profesyonel yapılırsa, ne kadar büyük, nasıl diyeyim, ne kadar oturmuş bir sistemin içinde olursa yayıncılık yapmak o kadar kolaylaşıyor. Yani benim aynı zamanda şirket yönetip, yani herhangi bir şirket olan bir şirketi yönetip, aynı zamanda yayın yönetmenliği yapmam, editörlük yapmam, işte biz bütün yan işleri yapmam hiç mantıklı değil ki. Onun yerine büyük bir yayın evi aslında kendi içinde küçük yayın evlerini barındırabilecek bir yapıya sahip olabilir. Türkiye'de de bu olabilir. Yani onu asimile etmeden e, onu yok etmeden kendi bünyesinde devamını sağlayabilir ve ona ne sunar? İşte atıyorum muhasebesel destek sunar, işte e, mekan sunar, depo sunar falan. Yani e, Sinek 8'de çok büyük bir yayın evinden mesela bir teklif gelmişti geçen sene. Hani siz de bir satın alalım. Tamam satın alın ama nasıl satın alıyorsunuz? Hani yok ederek satın alalım. Yani niye beni ya yok bu ediyor? alıyorsun. Çok... Beni büyüyen de barındır. Yani ben de bir tane bina yapmak zorunda kalmayayım, depo tutmak zorunda kalmayayım. İşte bir sürü muhasebesel şeyle uğraşmayayım. Yani e, bence niş yayıncılık e, fiziksel ve mali bütün şeyleri üstlenerek e, devam etmek yerine hani bir e, nasıl diyeyim ortak yaşam simbiyoz gibi bir şeyle kendine daha e, kolay devamlılık sağlayabilir gibi geliyor Türkiye koşullarında. Ee, peki burada yani bir bunun alternatifi olarak şunu da sormak gerekiyor. Niye bir yayın grubu satın alıyor olsun? Mesela e, çok yakın dönemde de gelişmiş e, dağıtım ortaklıkları var. Yaykop'ta olduğu gibi e, niş yayın evlerinin mesela bizim Aras İstos birlikte yaptığımız gibi kendi fuarlarına, panayırlarına, etkinliklerine işte kıraathanenin ev sahipliği yaptığı gibi küçük yayın evlerinin topladığı e, buluşmalar gibi aslında küçük yayın evlerinin buluşup birlikte yayın yaptığı bir simbiyoz sistemi mümkün olabilir eğer e, böyle konuşuyorsak. Yani ya o da, o da bu da, Evet bu da, bunu da bir alternatif olarak koymak gerekiyor ama benim sanıyorum bir sorun hep şeyden olacak. Yani e, özellikle çocuk yayıncılığında çok rastladığımız ya e, yayınlama özgürlüğü sansür Ota sansür mekanizmaları yani büyük yayın grubu endüstriyel yayıncılık bir taraftan e, küçük yayıncılıktan birazcık daha temkinli olmak zorunda olan küçük yayıncılık bir ...bazen hiç bunları umursamayan ve hayır yapılması lazım diye adımlayan bir delilik ya... ...Eda Hanım'a sormak istiyorum. ya Çünkü çocuk gençliği çok şey bir zemin, Hani zor bir zemin. Sizin fikirlerinizden de faydalanmak isteriz. E, şöyle e, bu Avuz konusundan da hareketle e, e, ben de kesinlikle İrem Hanım gibi düşünüyorum. Yani e, kesinlikle ortak yaşam formuyla böyle ilişkilenmeler kurulabilir biz e, bu kadar büyük bir zorluğun içerisinde e, dediği gibi yani ben hani biz bizlerde 24 saat falan çalışıyor gibiyiz yani çünkü her şeyini yaptığımız için ee, ve de başka bir yerden de ekonomik olarak kendimizi e, sağlam sağlama almaya çalıştığımız için çok zor aslında e, günler geçiyor. Ve bu sırada da bir yandan da güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çocukların ufkunu, e, zaten geniş ufukları ama daha da genişletmeye çalışıyoruz gibi bir misyonla e, gerçekten giderek daha da zorlaşıyor bu e, yayıncılar için. E, zor durumda e, olduğumuzun tekrar altının çizilmesi gerek bence. E, onun dışında sizin e, aslında bu soruyu sorarken hani büyük yayıncıların aslında küçük yayıncıları, niş yayıncıları bir keşif alanı gibi görmesi ve onları takip ederek aslında yeni yazarlar keşfetmesi ilk defa butik yayın evlerinin yayınladığı kitapları e, takip edip o yazarları ondan sonra kendi bünyelerine almaları e, ya da sadece yazarlar açısından değil konular açısından da e, bu böyle biz e, çocuklar için felsefe dediğimiz noktada büyük yayıncıların biraz bu konularda daha fazla kitap yayınlamaya başlaması gibi bu aslında e, bir yandan güzel bir şey çünkü neden hani biz zaten bunun bunun olmasını istiyorduk yani biz çocuklar için felsefe e, konusunun yani çocuğun çocukların sadece e, çocukları böyle bir onların öğrenmesi gereken ee, bir şeylerin öğretilmesi gereken e, bireyler değil de daha çok kendilerinin keşfedip keşfedip kendilerinin sorular sorarak sonuca ulaştığı e, kitapların e, daha fazla yaygınlaşmasıysa bizim istediğimiz şey. Zaten başta buydu. Bu o açıdan güzel bir şey e, oluyor. Ama tabii ki bunun hani ekonomik boyutu var. Bu kültürel boyutu ne kadar güzel hep hani he, onlar da yayınlasın daha da yayılsın. Bu çok güzel ama tabii bunun ekonomik boyutu bizim tarafta hani mücadeleyi verip verip hani güzel bir şey ortaya koyup orijinal bir şey ortaya koyup ardından diğer yayın evlerinde yapmaya başlamasıyla beraber bizim giderek şeyimizi zeminimizi birazcık kaybetme ee, çok kaybetmek değil ama en azından zeminin hafif e, sarsılması diyelim e, yaşa bunun yaşanması bir problem olabilir ama hani bizim perspektifimizden çok da önemli değil bu e, yeter ki e, hani çocukların bu tür kitaplara erişimi olsun öncelikle bunun altını çizeyim e, ikinci kısımda yani e, aslında ana akımın ya da büyük yayın evlerinin diyeyim nişi nasıl etkileyebileceği kısmında çocuk yayıncılığında çok önemli bir konu var. O da aslında bir önceki oturumda da konuşulduğu üzere aslında büyük yayın evlerinin büyük oldukları için ve bunu karşılayabilecekleri için risk alabilecekleri için küçük yayın evlerinden daha fazla risk alabilirler. O yüzden farklı konulara, değinilmeyen konulara yani toplumsal cinsiyet eşitliğini örneğin ya da LGBTİ haklarını gibi konulara daha fazla değinerek bu riskli evet görüyoruz sonucunda neler olup bitiyor. Ama yine de sonuçta onlar için bu daha yapılabilir, risk alınabilir ee, ve daha sonrasında da hani gördüğümüz gibi bunun yasal mücadelesi de ardından veriliyor. Yani bir ses çıkmış oluyor hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir diye düşünüyorum. Ee, o açıdan bizim için bunun şöyle bir avantajı oluyor. O her onlar yaptıkça biz de diyoruz ki bunun da, yani alanı açılmış oluyor. Okur kitlesi aslında e, daha farkında olmuş oluyor, genişlemiş oluyor. Bu bizim de avantajımız oluyor. Çünkü biz de aslında böyle kitaplar basabilmek istiyoruz. Hani riskli diye düşünmek istemiyoruz ya da bu çocuğa uygun mu e, diye düşünmek istemiyoruz. Yani daha çocukların dünyada olup bitenle e, ilişki kurabileceği kitapların e, yayınlanması hedefimiz. E, bu açıdan da aslında büyük yayın o anlamda bir e, şey sorumluluk e, düştüğünü ben e, düşünüyorum. Ne kadar riskli olsa da bayrağı taşımalılar ki e, küçük yayıncılar da o bayrağı taşıyabilsin. Sanıyorum iki konuşmada bir şekilde e, endüstriyel yayıncılık büyük yayın evleri ve küçük ölçekliler niş, butik yayın evleri e, ilişkisinde e, şu vurguyu çok net yaptı soru lara doğru geçmeden böyle bir belki toparlama e, konuşması da olur bu e, bir yayın ortamında birlikte yaşıyoruz e, aynı e, dağıtım ortamında aynı Türkçe okuyan e, okur e, sayısına kalabalığına aynı ülkeye e, çocuktan yaşlıya uzanan aynı insanlara e, hitap ediyoruz ve Sanıyorum buradaki, sanıyoruz ki anlaşılan o ki buradaki ilişki biçiminin bir e, ezme, piyasadan silme, absorbe etme, e, tekleşme, monopolleşme, e, en çok kitabı satma ilişkisindense e, bu yayın ortamının e, muhtelif büyüklüklerdeki muhtelif aktörleri ve kaderleri ortak alan aktörleri yani e, bir niş yayıncının yasaklanan kitabı yahut bir niş yayıncının çok iyi satan kitabı aslında büyük yayıncı endüstriyi, bütün bir kitap ortamını, e, yayınlama özgürlüğü, bütün bir e, yayın programlarımızı, bugünü ve geleceği etkileyen bir şey olduğu bilinciyle e, daha fazla birlikte e, hareket etme modellerini hem küçük yayıncılar hem endüstriyel ve küçük yayıncılar kendi aralarında e, geliştirmeli gibi duruyor. As e, çünkü e, iki örnekte de e, çok net gördüğümüz gibi e, aslında küçük yayıncı, e, denemek konusunda ham, ileri hamle yapmak konusunda şehri terk etmek, dağıtım ağından tamamen çıkmak vesaire de da, dahil olmak üzere daha deneye açık, daha e, daha e, irrasyonel ama e, sonuçları itibariyle beklenmedik, olumlu anlamda beklenmedik olabilecek e, hamleler yapabiliyor. Bu da bütün bir yayıncılık ortamını e, belirliyor. İşte buna bir mutuel mi deriz simbiyotik yaşam mı deriz bir dayanışma ilişkisi mi deriz bir birbirinden öğrenme mi deriz okurdan öğrenmekle dahil olmak üzere bir yan yanalığı kaçırmamak gerekiyor Çünkü kültürel çeşitlilik Aslında bir taraftan çok tartışmalı bir tabir olabilecek yani bir başlık yani neden çeşitlilik yani o zaman hegemonya ne Hani niye biz çeşitiz, niye rengiz? Hani hep böyle bir işte bunlar da yayıncılığın renkleri. Hayır, yayıncılığın bizzat kendisi bu. Yani Türkiye'deki yayıncılık hakikatinin e, bizzat bu yayın evleri ve bizi dinleyen, izleyen e, isimleri bir gördüğüm tek tek anmaya kalksam gerçekten inanılmaz işler yapmış. inanılmaz. yani e, bu alanda niye yayın yok dediğim müzik alanı, tiyatro alanı, e, siyaset alanındaki bir sürü farklı yaklaşımı Dolduran ve nedense hala çaba gösteren yayın evleriyle de e, bakışmak e, gerekiyor sürekli sanıyorum deyip bu toparlama konuşmasıydı. Çok soru var. E, soru soran sevgili katılımcılarımız ben soruların bir kısmını e, sohbetimizin içine eritip sormaya çalıştım. Eksik kaldığını düşünüyorsanız kusura bakmayın. E, burada özellikle birkaç soruyu tam da niye yayınlıyoruz e, çıkışı itibariyle gelen eee sorulardan başlayarak aktarmak, sunmak, sormak istiyorum. Dijital dünyada kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz? E-kitaba ve sesli kitaba bakışınız nedir? Dijital baskı, sipariş üzerine baskı gibi çözümleri neden düşünüyorsunuz? Başlamak ister misiniz Dile hanım? Başlayayım. Eee dijital yayıncılığa eee geçmeyi çok isterim açıkçası. Fakat bununla ilgili iki tane e, derdimiz var. Bir e, yabancı yayın evleri bize telifleri, dijital telifleri vermiyorlar. Çünkü ülkemizde e, bandrol sistemine denk, yani bandrol bizim fiziksel kitabın kaç adet üreteceğimizi, kaç adet basacağımızı, e, kitabın telifini aldığımız yayın evine ispatladığımız bir kontrol mekanizması. Bunun dengi olan dijital kontrol mekanizmasının Kültür Bakanlığı tarafından altyapısının sağlanması, bize sunulması ve yayınlaması, e, yabancı yayın evlerinde buna ikna olması gerekiyor. Ben bu işte bu yayınları, bu fiziksel yayını bir sonuçta birinden alıyorum. Bu, bu insan da bana bunu kaç tane basacağımla ilgili bir garanti istiyor. Bunun dijital olarak indirileceği bir versiyonda bu garantiyi alamadığı için benden değil, benim ülkemin kültür bakanlığından bunu alamadığı için bana dijital hakkını vermiyor. Dolayısıyla ben e, yani bu inanılmaz dolar kuruyla kağıt satın alıyorum. Neden? Neden yani? Bu kimi zengin ediyorsa, kime fayda sağlıyorsa o yüzden. O yüzden dijital yayıncılığa geçemiyoruz. Bununla ilgili sürekli soru geliyor. Sanki biz böyle bir şeyiz, böyle aşırı muhafazakar. Hayır biz kağıtla basacağız, biz kitap basacağız falan ve dijitale geçmek istemiyoruz diyen insanlarmışız gibi bir durum oluyor. Çok kere anlatmama rağmen bu az biliniyor diye düşünüyorum. O yüzden e, bunun bol bol söylenmesi gerekiyor. Biz e, kağıt e, döngünden çıkmak istiyoruz ama buna ülkemizin altyapısı izin vermiyor. E, i̇kinci konu e, bunun e, dijital yayıncılığın aynı zamanda bir teknolojik alet gerektirmesi. Bu teknolojik alet de çok pahalı. E, bir kitabı hala 30 lira verip alabiliyorsunuz. Ee, ama bir Kindle e, çok pahalı bir şey. Herkes alamıyor, herkes bulamıyor. E, o yüzden e, ekonomik şartların bu kadar vasatlaştığı ülkede hala e, 30 liraya, 40 liraya kitap alabilmek, yani bir kahve fiyatına kitap alabilmek bence muazzam bir şey. E, ikinci, öbür soru neydi? <laughs> <laughs> Print on demand. Yani, Tamam, Print on Demand'de de e, olabilir bir şey ama fiyatı çok yüksek bence. Ama olabilir bir şey sonuçta e, şey lazer dijital e, baskı teknolojileri çok ilerledi e, ve bazı yayıncıların bunu yaptığını biliyorum. E, fakat bu birazcık İstanbul merkezde olmayı da gerektiriyor gördüğüm kadarıyla aynı anda çünkü matbaa ya da işte dijital baskı teknolojisi ve işte kitabı gönderme işinin yakın olması gerekiyor. Yani onu bastırıp sonra buraya alıp sonra tekrar göndermek çok maliyetli oluyor. Evet ama... size aslında bir de kırsalda üretim problemleri, matbaa nakliye sorusu vardı ama süremiz daraldığı için bu bu da onun yanıtı olmuş gibi olduğu için de ya da size bir tane dev print makinesi alacağız Dalaman'a e, pardon Dalyan'a. Ya e, bence olacağız. yani ben bu yedi senelik kırsal tecrübesinden birçok şey öğrendim ve bunu bir noktada tutup e, yeniden merkeze e, dönmek ...gibi bir noktadayım. Hızlandırdığım bu e, son bölümün... E, ...aynı sorusunu Eda Hanım'a da sorup... E, şöyle ben de aynı şeyleri... ...tekrarlamamak adına... E, hani ...o teknik ve e, mali e, maliyet kısmı... ...ve okay. teknik imkansızlıkları... E, ...bir yandan da bunu da çok da... E, ...istemiyoruz. E, yine İrem Hanım'ın ikinci söylediği şeyden... E, ...aslında... E, ...Türkiye'nin birçok yerindeki... ...birçok çocuğa ulaşma gibi bir arzumuz... ...olduğu için... Ee, ve gerçekten de hani bu, bu bu tip aletler hem pahalı hem hani e, ok, dijital okur yazarlığın hani ülkemizde geliştiğini varsaymak sadece özel okullara e, bakarak e, birazcık saflık olur. E, o açıdan sadece e, belli bir kesimin, belli e, bir e, kesimin çocukların okuyacağı kitaplar değil, biz bütün Türkiye'ye yayılmak istiyoruz. Çünkü e, e, olaya başlama amacımız bu. E, yani bu böyle güzel kitaplar çıkaralım ve çok e, belirli bir kitle bunu e, okusun gibi bir niyetle biz çıkmadık. E, olabildiğince her ne kadar şu an zor gibi görünse de zorluklarından söz ettik, e, amacımızı e, hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Yani e, o anlamda evet belki maliyet yüksek, şu an imkansızlıklar içerisinde yüzüyor, ama bir yandan da düşünmek zorunda olduğumuz çocuklar da var diye düşünüyorum. O yüzden şu an için gündemimize çok da almıyoruz. Zaten İrem Hanım'ın da dediği gibi hani çeviri kısmında böyle bir durum var. Diğer kısımda dediğim gibi şu an için böyle bir şey düşünmüyoruz. gibi. Çok teşekkürler. Konuşamadığımız çok şey oldu. Bir saat tabii ki yeterli değil. Mehmet Ali Yalçın Anısını düzenlenen 13 Türkiye Yayıncılık Kurultayında niş yayıncılığı konuştuk. Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Ee, iyi günler, iyi kurultaylar arkadaşlar.